Efendim hoş geldiniz yeni odama. Yeni oda vlogum sizlerle şu anda. Annemin gizli raposu. YouTube odası arkadaşlar bu şekilde. Videoyu şu çok köşede çekiyorum. Şuraya bilgisayarda koyuyorum. Neyse şaka maka arkadaşlar. Burası benim eski odamdı. Şimdi çok güzel bir odaya geçiyorum. Hemen odaya geçiyoruz. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoya güzel bir el patlaması bekliyorum. Çünkü gereksiz oda vlogu artık yıllar sonra bugüne kısmetmiş. Evimiz aile ve ailemle yaşıyorum. Fakat salonumuz var. Salonuma annem hiç kimseye almıyordu. Ben de annemden salonu aldım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni odam, yatağım, matağım, her şey burada. Ufaktan detaylara başlayalım. Daha fazla işinden kaybetmeyi unutmayın. En az böyle 20 bin beni bekliyorum sizlerden. Şimdi devam. Arkadaşlar biz aslında YouTuber olduğumuz için yatağım indirmem için UFO var. UFO ile kendimi ısıtabiliyorum bu arada. Burada saygı, respekt yukarıda. Burada bir tane daha UFO var. Gördüğünüz gibi donuyoruz arkadaşlar. Salon çok soğuk. Burada kıyafetlerimiz var. Burada yatağım var. Masa var. Burada pufa var. Bayağı düzenlenecek çok şey var ve ne var biliyor musun? Şömine. Arkadaşlar biraz zenginim sanırım. Şömine var fakat çalışmıyor. Gerçekten çalışmıyor yani buhar falan kapanmış. Burada formalarım var, hepsini takmadım. Trabzonspor ve fırtınacı formaları var. Bunlar hediye gelen formalar. İstanbul'da oturduğumu bilenler bir 2019'da. 2019'da İstanbul'da oturduğum zaman çok nefret ediyordum İstanbul'dan. Ve otoparka son kez gittiğimde bunu otoparktan çalmıştım İstanbul'da. Kadıköy Fikirtepe Nuhoğlu apartmanı yöneticilerinden kusura bakmasın tekrarlarım. Bunu çalmak zorunda kaldım. Burada bir milyon abone plaketimiz var ama uzun gezeceğim. Burayı ben İstanbul'a taşınırken yine kırdım. 1000'den 300 lira aldığımız kraktır. Herkes de var artık Türkiye'nin bitki örtüsü. Arkadaşlar burada yeni 100 bin abone plaketimiz var. İkinci kanalım vardı biliyorsun. Konuşamadım. İkinci kanalım vardı biliyorsunuz ki o yeni 100 bin abone plaketim. Bunu da 5 yıl önce ben Gerekçi Oda tarafına aldım. Bunu da bana Play Store gönderdi. Bunu herkes hatırlamaz arkadaşlar. Kanalımın şarkısı vardı bir ara. İbrahim yapmıştı ve bu da May çizim yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Emin Yüksel'di. Bana gelen ilk hediye, ilk çizim 6-7 yıl oldu. Mart'ta 18 Mart'ta bu arada 7. yılımız olacak arkadaşlar. Ve bu da bana gelen ilk çizimlerden biri olduğu için bunu sonsuza kadar saklıyorum. Burada arkadaşlar bir tane daha ısıtıcımız var. Biz gerçekten donuyoruz. Burada bir tane daha ısıtıcımız var. Baktı UFO çok yakıyor, kaldıramayız bu arada. Bir dakika arkadaşlar. Bunu böyle taktım ya. Bunu taktıktan sonra bak burada SS alın mesela. Tam bir odaklasın bir dakika. Arkadaşlar odaklı diyelim. Tam odaklı mı bilmiyorum ama odaklı diyelim. Bunu Spotify'da tarat deyince Emcan Fırtına geliyor. Arkadaşlar bu arada bunları da Furkan'dan çalmıştım. Furkan Ankara'da oturduğu zaman çay ondan çaldım. Bunlar çok pahalı ya. Ben de ilk çaldım Furkan'dan. Kendisi verdi bu arada, çalmadım. Bunları takamıyoruz. Düşüyor müşüyor. Garip bir şey oldu. Şurada bir tane koltuğumuz var. Şurada bavullarımız var. Salondan çıkamayan annemin acayip sevdiği, ilk evlendiğinde aldığı koltuklar, çıkaramıyoruz salondan. Bura bir yansa, bir yırtılsa ben biterim bu arada. Garip böyle şeyler var. Burada bir tane garip bir koltuk var. Bu koltuğunu da bilmiyorum. Onun dışında yavaştan buraya doğru dönüyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu bölüyorum. Bu videoya en az 30 bin beğeni bekliyorum. Bak aylardır bekliyorsun. Bu videoyu beğenmezsen ayıp edersin. Bakın bu videoyu şu anda beğenip de yoruma gerekse oda yazan herkesin kanalında kapatıyorum. Bye bye. Burada bir tane daha büyük koltuk var. Bakın burada bir 2021 kutusu var. Ben bunu videoda açmak istedim. Bana hediye gelen şeyleri açıyoruz bu videoda. Bu arada bunu size vermek istiyorum arkadaşlar. Brawl Stars'ın hediye gelmiş. Snowtel puzzle böyle. Brawl Stars puzzle hiç açılmamış gördüğünüz gibi. Videoyu beğenip yoruma neden bunu istediğinizi yazarsanız size ulaşacağım. Hadi Instagram adresini yazın da Instagram'da ulaşayım. Çoktan zor oluyor. Bunda arkadaşlar Philip Fire sweatshirt'ü var bir tane, biliyorsun çekmişsin, biliyorsunuz ki Ronaldo'nun yüzü oldu, onun sweatshirt'ü var. Arkadaşlar burada çok güzel Brawl Pass var ha, bunu arka plana asabiliriz, o çok güzel durur. İşte Brawl Stars şapkası, kutusu, Philip Fire şapkası falan bayağı şeyler var burada bak. Brawl Stars'ın bir atkısı daha var, bunu da size hediye olarak verebilirim. Şimdi arkadaşlar bu tarafa geldik, bu benim emektar koltuğum, bakın 6-7 yıl önce bildiğin koltuk paslanmış. Fakat şöyle yeni bir koltuk aldım bilgisayar tarafından. Ben bundan vazgeçemem, ne kadar daha rahat olsa bundan vazgeçemem. İlk başladığım koltukta oturmayı tercih ediyorum ama İsterbi'nin koltuğu da ayrı bir güzel. Bu arada İsterbi'ye çok teşekkür ederiz. Ters taktıklarını alacak bir şey yok. Burada arkadaşlar lambamız var. Ve hemen ekipmanlara geçelim. Burada bir tripod var. Burak Koşar'dan çöktüm bunda. Buradan Burak'a sevgiler. Ondan bagajda kalmıştı. Benim oldu ama takamıyorum. Çünkü şeye 1000 lira mı 2000 lira mı ne arkadaşlar bu arada. Burada arkadaşlar kendi kameram var. Kullanmıyorum. Ama kullanacağım artık. Sony A7S 2 var. Şu an güncel fiyatı lensle birlikte 30 bin lira mı ne. Yani çok garip bir piyasadayız. Bilgisayarım var. Mikrofon Redenti, ekran Asus, diğer ekran James Dunkey, Black Shade almıştım. Burada bir klavyemiz var, klavye renkli renkli, bakın bu klavyenin adını unuttum, hepsini bilmiyorum da açıklama kısmına hepsini yazarım arkadaşlar. Şurada bir yanında SteelSeries HP 10'un mouse'umuz var. Ve burada arkadaşlar ses şarkımızın hemen yanında PlayStation 4 var, burası benim ekmek teknem. Bir tane Elgato Game Capture HD60S capture kartımız var. PlayStation 4'ümüz var, PlayStation 5'e daha geçmedim, geçeceğim ama. Sonra arkadaşlar softboxlarımız var, içinde 5'er tane lamba var, ışıkları öyle aydınlatıyorum kendimi falan, kör oluyorum bildiğin patlama garantili.
Halis geçiriyorum. Efortsuz'un alanı. Bu arada Efortsuz'da da abone olabilirsin arkadaşlar. Aynı evde yaşıyoruz. Burası da Efortsuz'un alanı arkadaşlar. Klavyesi, Motospeech, Rodentisi var. Blue Snowball mikrofonu var. Çift ekran Asus LG. Rodenti mikrofonu var, onu unutmayalım. Herkesin kırılan Rodenti. Herkesin kırılmış arkadaşlar bu mikrofonu ya. Kasa özelliklerimiz böyle. Kasanın Efortsuz'un kasasının dış görünüşü böyle. Benimkini de göster. Ben böyle kasa özelliklerini arkadaşlar herkes bana soruyor sülalede mülalede ama ben bilgisayardan fazla anlamıyorum. Bana ulaşma şaşırsa akraba kardeşim. YouTuber'ım diye bilgisayardan anlamıyorum. Vallahi bana bir daha ulaşmayın bu konuda. Ben çünkü bilgisayardan hiçbir şey anlamıyorum. Hemen şunu Efortsuz video. Bilgisayar toplam değeri ne kadar? 15-14'ü geçer. 15-14'ü 20 bin lira diyelim. Seninki ne kadar? Benimki aldığımda 5 bin. Şu an o da 8 bin lira falan. 10 bin diyelim arkadaşlar. Kasaların ikişer toplam değeri 30 bin. Başta öyle tüpsini toplu. Başka neden bir daha çözeceğim. Eyla daha fazla nesil dolar attı falan diye. Zaten ekipmanlar çok pahalı. Hepsi çok arttı. Ben mesela örnek veriyorum. Şu C920'yi 420 TL'ye almıştım. Şu an 1,5 bin lira olmuş. Çok garip geliyor bana. Ne diyor onunla değil mi? Çok garip bir iş. Kulaklığı söylemiş miydin? Kulaklığı söylemedim. HP Omnis serisinin bir kulaklığı. Ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. Ama güzel bir kulaklığı var. Burada en sevdiğim şu an en çok işime yarayacak şey tabii ki de suluk. Çok seviyorum. Arkadaşlar size ışıkları kapattım. Işıklar kapalıyken nasıl daha led falan döşemedik odaya daha düzenleştireceğiz ama çok istediğiniz için ben böyle bir şey yapıyorum. Klavyeler falan aşırı hoşuma gidiyor. İçinde RGB falan. Bu arada LoL'e başladım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bağımlı olacağım. Full LoL oynuyorum. Yapacak bir şey yok. Öyle arkadaşlar bir anlık uzağa gidiyor. Odanın genişliğini görelim. Şöyle yani göstereyim size bekleyin. Arkadaşlar odamızın şeyi bu kadar. Oğlum bir yer yanıyor. Kanka şu tarafa. Kanka bir yere düştü bu. Oğlum şuraya düştü şuraya. Nereye düştü bilgisayara mı? Dur kameramı çekeceğim bir dakika. Ya duymuyor. Ya duymuyor. Kör oldum. Kör oldum. Yemin olsun kulağım duymuyor. Şerefsizliğe adım duymuyor kulağım. Kur'an çapsı kulağım duymuyor. Nasıl duymuyor? O taraf çınlıyor şu an çok kötü. Annem beni bitirecek. Kanka şu taraf fena yanıyor. Yanıyor mu patlar mıyız? Ben bu arada size odanın dışını göstereyim herkes pertken. Odanın ama dıştan... Annem olsun çok duymuyormuş. Kur'an nime çarpsın ki duymuyor. Kur'an çarpsın duymuyorum lan. Nasıl? Beni duymuyormuş lan alo. Sağa duyuyor Kur'an çarpsın ya. Kapat bir onu. Alo. Kamerayı bir kapat da bak vallahi kaynatmıyor. Şaka yapıyor. Alo. Abi çok geçer dur kaynatmıyor. Vallahi çok kötüyüm. Harbi mi? Zabı mı abi harbi mi diyorsun? Vallahi kaynatmıyor. Allah Allah. Arkadaşlar bu arada merak edenler için eski odamdan 4 yıl önce olan bir oda vlogumdan kesit yaptım ufak ufak. Onu izlemek isteyenler vardır diye videonun sonuna koydum. Nereden nereye gelmiş odamız onu görelim. Şimdi eski odamı ufaktan bir inceleyelim. Evet gençler herkese merhaba ve o gün geldi arkadaşlar. Oda vlogunu çekeceğiz. Bu videoyu gerçekten ne bileyim bayağıdır çekmiyorum. Nasıl çekmiyorum, neden çekmiyorum hakkında bir bilgim var. Evet. Yani şunu söyleyeyim o kadar abartacak derecede bir odam yok. Böyle stüdyo tarzı değil. Yani sadece bilgisayarın sığacağı bir dolap ve yeşil perde var. O yüzden sadece ekipmanlarımı falan tanıtacağım gibi bir şey olacak bu. O da zaten küçük bir şey. O yüzden arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın. Gerçekten siz çok istiyordunuz. Ben de istiyorsunuz diye çekiyorum. Like atarsanız çok sevinirim. En az 10 bin like bekliyorum. Pat. Şimdi gençler burası kapı. Kapıdan sol tarafa geçtiğiniz zaman burada şeyler var. Ve burada bir tane Paris şeyi var. Bayağıdır var. O da şey olduğundan beri var. Duvar kağıdı falan. Burada dolap var. Şu yukarıda matematik kitabım. Çok hızlı anlatıyorum evet. Matematik kitapları falan. Burada bir tane sandalye ne işe yarıyor bilmiyorum. İnternet modeme doğru gidiyorum. Modeme geleceğim arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Böyle bir yer arkadaşlar. Böyle bir oda. Gözükmüyor bile. Yani kadrajı bile sığmıyor. Bakın şu kadar bir yer yani. Daha bilgisayar göstermeyeceğim yani daha. Göstereceğim birazdan. Burada kitaplar var ve burada izle senenin bana hediye ettiği kutu var. İçinde hediyeler var. Bu da Çin'den getirdiğim bir şey var. Burada Rod'un kutusu var. Çünkü Rod'un kutusunu oraya koymamın sebebi arkadaşlar kıyafetlerimi saklamamdı. Saklayabildiğim kadar sakladım. Direkt kaldırmaya dolaba atmaya şey yaptım biraz. Burası green screen arkadaşlar. Bayağı bir büyük bir green screen var. Fiyatı ne kadar diye sorarsanız arkadaşlar söylemek istemiyorum fiyatını size. Fiyatı bunun 350 TL değerinde bir şey. Yani şu ayaklığıyla beraber şöyle göstereyim size. Şundan beraber 300 TL. Burası benim odam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arada artılacak bir şey yok derim ama yine de bence çok iyi. Bana göre çok iyi arkadaşlar. Kartlar arkadaşlar. Burada may çizimi yaptı. Çizim var biraz dolabın arkasında. Çünkü dolabı yeni buraya soktuk. Arkada tablolar var. Şurada ne var? Bir tane kamera var. Oo yeni görsün. Kamera var. Logitech C920 idi sanırım adı. Gerçekten memnunum yani. Aşırı kaliteli kamera. Öyle arkadaşlar işte. Dediğim gibi küçük bir oda. Ya hayaliniz gibi olmadı biliyorum hayalinizi ben. Yani hayaliniz yıkılmış olabilir. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda tam 10 bin like bekliyorum. Siz istediğiniz ben yaptım. Şimdi de ben istiyorum siz yapın. Hoşça kalın. Kendinize bakın ve esenle kalın. Bye.